Saat nerede? Dur saatciğim, ne oluyor? Ayakkabı. Of. Of. Ya yani sinir oluyorum ya. Her sabah böyle saatle uyanmak çok kötü bir şey. Yani beni öperek uyandırsan ne olur? Ay canım. Günaydın. Günaydın hayatım. Ay şu Cem'i gidip uyandırayım ben bari. Hadi tamam. İyi şanslar. Aferin benim kızlarıma. Firuze abla, aklımıza bir şey takıldı. Hani sen cumartesilere izinliydin? Şşş, yavaş. Sadık Bey Cem'e ne ceza verdi çok merak ettim. Merakımdan geldim. Sorma, öyle bir ceza verdi ki abimin hayatı karardı. Ne? Kız! Cem! Cem! Cem kalk oğlum. Cem çabuk kalk. Ya of, dur baba ya, ne olur bugün tatil, biraz daha uyuyayım. Hayır efendim, uyuyamazsın tamam mı? Bugün işe başladın, unuttun mu? Ay ben onu kötü bir rüya zannediyordum. Hı. Baba o kötü bir rüya değil miydi? Sen bu kadar acımasız bir baba olamazsın. Sen böyle düşüncesizce davranırsan ben de bir süre böyle acımasız bir baba olacağım tamam mı? Hadi çabuk çabuk, geç kalıyoruz. Bana bak, patron geç kalan elemanı kesinlikle affetmez, maaşından keser vallahi. Tamam ben giyinip geliyorum, sen git. Oldu. 10 dakika sonra salonda ol, anlaşıldı mı? Hanım. Hayırdır Firuze, günaydın. Abimin cezasını merak etmiş, o yüzden bugün evde. Kızlar anlattılar, vallahi bravo. Verilebilecek en güzel cezayı vermişsiniz. Cem günaydın oğlum, hadi gel kahvaltı edelim. İstemez, şunların bakışları altında yiyemem. Bak sen. Ceren. Hadi Cemciğim, kimsenin sana kötü kötü baktığı falan yok. Gel Allah aşkına. İstemez. Ben hazırım baba, çıkabiliriz. Tamam da kahvaltı etmeyecek misin? Yok. Bana bak, iş yerinde öyle poğaçaya da su böreği istemek yok o zaman, anlaşıldı mı? Tamam baba. Yürü. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Sizin çayınızı da getireyim. Ya Bütüş, sanki biz abime kötü bir şey yaptık. Kötü kötü bakmayacakmışız. Bize kızacağına kendi kızsın. Çocuklar, abiniz zaten çok üzgün. Kendini çok suçlu hissediyor. Yani daha fazla gitmeyin üstüne lütfen. Ne oldu abi? Niye işe gider gitmez evini arıyorsun? Yoksa bizi çok mu özledin? Vallahi bilemiyorum. Ay bir de utanmadan Tuğçe ararsa işe gitmediğimi, uyuduğumu söyleyin diyor. Vallahi ben doğrusunu söylerim. Abim işe başladı derim. Bunda ne var ki utanacak? Ben de seni yerim. Hadi uzatmayın artık bunu bakalım. Söyleyin bana, ne yapacaksınız bugün? Kerem gelecek. Hmm. Ben de anneannemle konuşacağım. Allah Allah, ne hakkında konuşacaksın? Aha, ben anlatayım Betüş Hanım. Konunun siz gitmeden açılması çok iyi oldu. Neymiş bu konu, ben bilmiyorum. Firuze ablanın en çok korktuğu şey nedir tahmin et. Köpek. İyi de bunun konuyla ne alakası var? Çilek Hanım'ın kreşte bir arkadaşı varmış. Arkadaşın da bir köpeği varmış. Bizim Taci ile aynı cinslermiş. Duda Hanım'la konuşacaklarmış. Bu ikisini arkadaş edindireceklermiş. O iki köpeğin de yavruları olacakmış. Onları bu eve getirecekmiş Çilek Hanım. Şimdi söylüyorum, bir daha da söylemem Betüş Hanım. Bu eve bir köpek gelirse ben giderim. Ay Firuze abla, ne var bunda? Köpek gelirse sen de seversin. Betüş, sen de anneannemi razı et. Çocuklar, bakın, birincisi köpek bakmak büyük bir sorumluluk ister. İkincisi, anneanneniz Taci'nin başka bir köpekle tanışmasına asla izin vermez. Niyeymiş? Bence anneannem çok
çok ister. Yani Taci artık çok yaşlandı. Köpekler de ortalama 15 yıl yaşıyorlar. Taci'nin bir bebeği olursa anneannem de Taci ölünce onun yavrularıyla avunur. Allah korusun, Taci ölmeyecek. Çocuklar, tabii ki her köpeğin bir ömrü var. Yani Taci de bir gün ölecek. Ama bu gerçekten mümkün değil. Anneannenize sakın bu konuyu açmayın. Beni anlıyorsunuz değil mi? Hı hı. Hadi bakalım, aferin size. Ben kafeye gidiyorum, akşama görüşürüz. Firuze ablanızı üzmeyin. Hoşça kalın. Oh, oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.